içinde olduğumuz için onu söyleyeceğim. 4 elit oyuncu aldık sene başında dedi. Ben 4'ünün de elit oyuncu olduğuna katılmıyorum açıkçası. Yani Slimani'nin de, Ayev'in de, Benzia'nın da, Helerez'in hiç değil zaten. Bir Ayev'i ayırabiliriz içlerinden belki. Evet, ya Ayev'i de işte elit seviyeye tam, çıktı tabii, mı? Elit değil de diğerlerine göre daha onun dışında diğerleri elitin yanına bile yaklaşmaz yani. Ne dersiniz? Yani hoca, pardon Ali Bey, o günün koşullarında biraz kamuoyunun verdiği reaksiyonu da işine katarak bunu söylüyor. Yani o günlerde kim hani... Ona kesin katılırım. Evet, o günlerde biraz, iyi transferdi diyenler Ali Bey söylemesi, onda sıkıntı yok. Evet. Kenan'ın söylediği gibi söylüyor. Yani dedik kamuoyu dedi, Benzia geldiğinde herkes yere göre sızdıramıyordu. Dedi. Doğru. Fransa Ligi'ni iyi bilenler müthiş. Umarı da öyle sundu onu. Hani, Benzia'da evet. Çok evet. Şaşırdık dedi yani. Slimani için hangimiz kötü konuşuyorduk burada? Bir tek ben. Evet, sen olamazsın. İki kişi yani ilk geldiği dönem herkes çok pozitif konuşuyor. Var mıydı benden başka kötü transfer diyen bilmiyorum. Ayıp zaten ben kötü oynadım. Ben söylüyordum da kulüpteydim. Sorsalar da ben de derdim. Ayıp da kötü transfer gibi. Ben Reis konusunu anlamıyorum. Ben Reis doğru düzgün daha oynadığını görmedim. Hani ne zaman kötü olduğuna karar verdik. Adam bir ilk geldiği maçta orta sahada oynattılar. İki defa. Saçmalık. Hani stoperde üçlü stoperin... Süperlerden biri olarak oynadı. Tabii Reyes'i daha görmedik bir anlamda. Evet, hiç görmedik kendi. Reyes hakkında niye karar verdik ki? Hayır, ben şundan bahsediyorum. Elit bir oyuncu Neustadt'ı kesebilir bence. Ama yani hocaları da şans vermedi. Yani bir oynatsalardı yani çocuk bir şansını... Ama Koku da gelmedi, Kuman da vermedi, Ersun Hoca da vermedi şimdi. Yani, üç tane teknik direktör, bir de yıllar geçmiş gibi üç teknik direktör. Belki Ersun Önal verecek, nereden biliyorsun? Ben Ersun Önal'ın Reyes'i oynatacağını düşünüyorum. Öyle mi? Şans oynamayanlar da. Premier Lig kapısından dönen İsmail Köybaşı'na da çok fazla şans verilmedi. İsmail Köybaşı... Batu Altıparmağ'ın karşılaşma programındaki ise. oradaki ama söylediği Beşiktaş'taki o iyi sakatlıklardan önceki dönemi söylüyor bu arada. Batu Altıparmağ. Biliyorum. Yani İsmail Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene hiç fena oynamıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Fenerbahçe'ye gelmeden önceki sene. İyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim ama... Şimdi Fenerbahçe'de Caner'den sonra... Lens esprisine karşılık verdik diyor ama yani. Caner'den sonra böyle bir transfer olmadı yani. Caner çok hücumda etkili bir oyuncuydu. Yani Caner'i verip takas gibi oldu zaten Caner'le İsmail. Yani aslında bir takas daha mı yapsalık? İsmail'i verip Caner'i geri mi alsak? Ben yani, hani Gökhan Gönül'ün şu yüzden alınmasını istiyorum Fenerbahçe. Yani hani Beşiktaş demiş değilmiş. Sonuçta aslında tarihte dönülüp bakıldığında... Gökhan Gönül demek Fenerbahçe demek olacaktı. Evet. Olacaktı. Ama o kendi tercihi. Tabii tabii kendi tercihi. Böyle bir tercihte bulunmadı. Belki. Artık dönse de bu arada bence. Şu anda Beşiktaş'ta da vücut diline bakıyorsunuz çok mutsuz. O yüzden hoca da ısrarla bir sağ bek istiyor. Ama zaten fiziksel olarak da artık son dönemlerinde peki, gelmiş. Volkan Demirel ile ilgili bir şey olur mu abi? Nasıl? Volkan Demirel ile ilgili. Yok onda bir gelişme yok henüz. Yani Volkan sosyal medyada... Sürekli paylaşımlar yapıyor, antrenmanları falan. Aslında bunlar hep mesaj tabii yani. Hı. Ben hazırım, dönmek istiyorum. Bu bir mesaj. Çok güzel videolar bu arada. Evet. Hepsi bunlar, çok güzel videolar. Bunlar yani hep yönetimin mesaj. Kutular. Demek ki bir çağrı bekliyor yani tabii dönmek yani için. Devriyaz kampında olabilir orada. Devriyaz kampında olmak istiyor anladığım kadarıyla. Evet. Yani şimdi yaklaşık kaç gün bir süre olacak? 7-8 gün bir süre olacak kampa kadar. Orada bence bir mutlaka bir diyalog yaşanır diye bekliyorum. Ya çünkü Harun da o güveni bir türlü veremiyor.